Nasılsın? Keyfin nasıl? Psikolojin nasıl? Haleti ruhiyen nasıl? Güzel bir soru öncelikle. Yani ben birkaç gün önce Hatay'dan geldim. Daha yeni oradaydım. Ve yaklaşık bir hafta boyunca Antep, Nurdağ, Hatay oraları dolaştım. Ya çok gezdim, çok dolaştım ve her zaman böyle sıkıntılı, tırnak içinde sıkıntılı olan bölgelerde iş yaptım. Bu hem insan hikayesi anlatmamızdan kaynaklanan bir şey. Çünkü bulunduğunuz bölgelerdeki insanların sesini duyurmak istiyorsanız gerçekten derdi olan ve konuşmak isteyen insanlarla iletişim kurmanız gerekiyor. Bu anlamda hem işte Kaşmir'e gittim, Irak'a gittim, Afganistan'a gittim, Azerbaycan'a gittim, mayına basmış insanlarla görüştüm, Bosna'ya gittim ve bunların hepsinin hikayesini anlattım. Asla şey demiyorum, acı kıyaslanabilir, acının asla dili olmaz. Bunu hem insani tarafımızla söylüyoruz, hem de dini inancımızla söylüyoruz. Ama hani acının dini olmaz, acının rengi olmaz, yaşı olmaz, cinsiyeti olmaz. Fakat insanın kendi topraklarında bir acı olduğu zaman çok daha farklı etkiliyormuş. Bu çok başka bir yere dokunuyor. Tamam, benim her bulunduğum bölgede konuştuğum insanlar, elini tuttuğum, beraber gözyaşı döktüğüm kişiler bir şekilde kalbimde böyle bir mürekkep gibi oraya bir siyah nokta bıraktı ve yavaş yavaş yayılıyor. Ama kendi topraklarındaki insanlarla beraber sarılınca, onların derdini dinleyince, onlarla ağlayınca bu çok başka bir şey oluyor. O yüzden Hatay'dan yeni döndüğüm için doğrusunu söylemek gerekirse psikolojim daha yerine gelmiş değil. Hala böyle ara ara işte otururken çok alakasız yerlerde, uyurken başımı yastığa koyduğumda aklıma konuştuğum insanlar geliyor ve ne yapabilirim acaba düşünüyoruz. Sadece onların derdini anlatmak mesele değil çünkü unutulmamak istiyorlar. Bu çok kıymetli onlar için ve bizim için de öyle olmalı. O yüzden nasılsın sorunun cevabı daha böyle haleti ruhiyemi düzeltmeye çalışıyorum diyebilirim belki. Kesinlikle Tülin. Yani aslında